Trakya Birlik Güreşçileri Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlanıyor. Saray içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ve bu yıl baş pehlivanlık dahil tüm boylarda iddialı olduklarını belirten Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, yağlı güreşe her zaman katkı verdiklerini söyledi. Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel ile birlikteyiz. Önder Bey şimdi bize Kırkpınar ile ilgili bilgi verecek. 658. Kırkpınar güreşlerini bu sene idrak edeceğiz. Tabii Trakya Birlik olarak her zaman Kırkpınar'ın bir tarafında oluyoruz. Yani Edirne'ye Kırkpınar için ne kadar katkı yaparsak Trakya Birlik olarak bizler için o kadar memnuniyet verici oluyor. Güreş tarafında varız. Yağ tarafında varız. Biliyorsunuz yıllardan beri her sene Kırkpınar güreşlerinin yağları zeytinyağı olarak Trakya Birlik tarafından veriliyor. Onun dışında esas güreş olarak varız. Ben spor kulübü başkanı olarak güreşçilerimizle 658. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerine büyük bir yoğunlukla hazırlanıyoruz. Çocuklarımız tabii ki Edirne için elinden geleni yapacaklar. Biliyorsunuz bu sene Kırkpınar güreşlerinde baş pervanlıkta da 4 sene aradan sonra baş pervan olarak da Trakya Birlik olarak Edirne'yi temsil edeceğiz. İsmail Koç Trakya Birlik adına Kırkpınar güreşlerinde yer alacak, baş pervanlık güreşlerinde. İnşallah iyi derece alır, amacımız Kırkpınar güreşlerinde her bir boyda Edirne'yi başarıyla temsil edebilmek. Tabii gönül ister biz kurumuz, gönül ister bu işi Edirne'li güreşçilerimizle yapalım ama onlar da var. Edirne'li güreşçilerimiz var, dışarıdan var. Biz büyük bir kurumuz. Amacımız Edirne'yi iyi şekilde temsil edebilmek. Hangi şartlarda olursa olsun biz elimizden geleni yapacağız. Güreşçilerimiz hazırlanıyor. Çocuklarımız gördüğünüz gibi uzun haftalardan beri onlar çalışmalara başladılar. Havalar güzelleştikten sonra sağ olsunlar burada bize destek, belediyenin de yardımı oluyor, desteği oluyor. Zaten biz herkes Edirne için bir şeyler yapıyor. Tabii ama yani bu güreşte bu şartlara gelebilmek kolay değil. Burada Trakya Birlik olarak başta Sayın Genel Müdürümüz Hakan Çelen, esas Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akgün ve Yönetim Kurulumuz Trakya Birlik Yönetim Kurulu'na ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların destekleriyle biz sporda bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Edirne sporu için, Edirne için, Edirne güreşi için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Edirneli çocuklara da güreşi aşılamaya çalışıyoruz. Buradakilerin çoğu, ufak miniklerin hemen hemen hepsi Edirne'li çocuklarımızdır. İnşallah bir yerlere geleceğizdir. Edirne olarak güreşte, yağlı güreşte bir yerlere geleceğiz inşallah. Tahminen ne kadar yağ kullanacaksınız? Şimdi biz bu sene 3 ton zeytinyağı veriyoruz belediyeye. Tabii o ben spor kulübü başkanı olarak burada size röportaj veriyorum ama Trakya Birlik olarak da 3 ton yağ veriyoruz belediyeye bu sene. Yağlarımız yarın teslim edeceğiz yağlarımızı. Takribi 100 civarı, 100-150 arası güreşçiyle Kırkpınar'da Trakya Birlik olarak katılacağız. Allah kısmet ederse inşallah. Baş pervanlıkta bu sene ilk, yani 4 seneden beri, 4 sene öncesi Ahmet Yavuz vardı. O hem bizim Edirne'mizin güreşçisiydi, hem Trakya Birliği'nin uzun yıllar Trakya Birliği baş pervanlıkta Edirne'yi taşıdı sırtında. Ama Ahmet'ten sonra bir güreşçi gelmedi. Baş pervanlıkta ve bu uzun arada Edirne'den çıkacak gibi baş pehlivanlık gözükmüyor. Biz de Trakya Birlik Spor Kulübü bünyesinde kendi güreşçilerimizi transfer ederek Trakya Birliği ve Edirne'yi temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Kabil Kara, Trakya Birlik Spor Kulübü güreş antrenörü. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri Edirne Spor için en önemli organizasyonlardan birisi. Bu yıl 658.si yapılacak. Trakya Birlik Spor Kulübü olduğu gibi bu yıl da oldukça iddialı. Yaklaşık 100-150 arasında sporcuyla katılıyoruz. Trakya Birlik Edirne güreşine bugüne kadar hep ilkleri yaşattı. İlk Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, ilk Avrupa şampiyonluğu, ilk dünya şampiyonluğu, ilk Süper Lig'de mücadele etme takımı unvanını elde etti. Ben bu yılda sporcularımızın Trakya Kırkpınar güreşlerinde başarılı olacağına inanıyorum. Burada bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Katkılarından dolayı başta yönetim kurulu başkanımız, Trakya Birlik yönetim kurulu üyelerine, Trakya Birlik genel müdürü, spor kulübü başkanımız, spor kulübü yöneticilerimiz, başbakan Ahmet Yavuz'a, güreş antrenörlerimize, burada birlikte görev yaptığımız arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ben Ahmet Yavuz, 32 yıldır güreşmekteyim.
Edirne'nin tek baş pehlivanıyım. Bu yıl yani komple sahalara veda ediyorum. 5 yıldır kırpınlara katılamıyorum. Allah'ın izniyle artık bundan sonra Trakya Birlik personeliyim ben zaten. Trakya Birlik Spor Kulübü'nde işte kardeşlerimizi yetiştirmek için onlara mücadele edeceğiz. Şimdi yeni bir transferimiz oldu. Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Akgün, işte Genel Müdürümüz Hakan Çelen, Kulüp Başkanımız Önder Yücel katkılarıyla bir sporcu kardeşimizi baş pehlivanlıkta görüştürmek için transfer ettik. Fakat birkaç sporcu daha inşallah anlaşabilirsek onları da transfer edeceğiz. İnşallah Edirne'de bunlar bir örnek olacak diyorum. Yani kardeşlerimiz onları örnek alarak inşallah bizim de Edirne'den buradan bir baş pehlivan çıkarmak umuduyla çalışmalarımıza devam edeceğiz.